Merhaba arkadaşlar. Bukette Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz konunuzla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Hep beraber dinleyelim. Bu bir kolektif açılımı arkadaşlar. Ben evrenin enerjisiyle diyorum ki güzellikler bizim olsun. Uyan sizin, uymayan evrenin olsun diyorum. Sizler yüreğinize odaklanın arkadaşlar. Tabii ki de dediğim gibi dertlerimiz bambaşka. İnşallah tez vakitte şifalanalım. Kimlerden şifa bekliyorsa neyse halimiz o çıksın falan mısla dedikten sonra sizlere gösteriyor olacağım arkadaşlar. Aynı güzel bir tatlı bir kazayla başladım. İyi mi şu an? Evet kusura bakmayın. Şimdi şöyle birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Bakalım neler söylüyor burası. Soru işareti var ama tersten bakıyorsunuz olaya. Bir olayı tersten baktığınızın mesajını aldım direkt. Yani aslında o onu yapıyor değil de artık nereden bakmanız gerekiyorsa o. İki kişi kafa kafaya vermişsiniz. Yine bir tabii ki de hesaplaşma görselleri. Bak ne zaman bitiyor gördüğümü mü? Net yani. Bugün yine belirsizliklerle dolu zihninizi yoruyorsunuz. Bana kalsa tamamen Ağustos ayında çözülecek işlerinizin olduğunu iki olay arasında kaldığınızı söyleyebilirim size. Ama şey var iki tane ne diyelim ona biliyor musunuz? Büyük. Yani aslında ee, şöyle olmuş. Büy yani e, elinizdeki çok daha büyük. Öyle söyleyeyim. E, taş büyük. Ödül büyük. Para büyük. Sizin elinizde olan daha büyük. <laughs> Geldim de değineceğim o neden öyle dediğimi Şimdi burada bir <laughs> S harfi görüyoruz. Bir bu tarafa, bir bu tarafa mücadele etmeye çalışan bir siz varsınız. <laughs> Kafanızda bir kanca. Bu kanca zaten e, takılık aldığınız anlamına gelir. Bak buradaki olay da aslında e, detaylara sahip. Buradaki güç de detaylara sahip. Bir insan, bir insanın sırtından almış. Hani böyle çocuklar, işte Allah korusun böyle bir şey tıkandığında ağzına, boğazına bir şey kaçtığında alırsın ters. Omuzundan aşağı sarkar sarkıtırsın, kolları sarkar. Öyle sarkımış bir insan görseli var. Ters bakıyorsunuz dedim ya, bak ters insan taş. Burada bir terslik var. Bir şeylere e, ters e, anlam yüklüyor olabilirsiniz. E, aslında bu sizin tam olarak iç dünyanız. Şimdi dolayısıyla diyor ki aslında bugün, bak sen diyor, bir şeyleri diyor, e, çok fazla... E, ya tamam evet bir şeyler burada düz gibi görünüyor ama sizin bakmanız yön başka. Birisinden medet umuyorsunuz. Belki de o yanlış. Ya belki de medet ummaman gerekiyor diyor. Burada bir terslik var arkadaşlar. Bunun cevabı aslında tam olarak sizde. Çünkü mücadele ettiğiniz olayda, aslında mücadele ettiğiniz kişi de ya da sizin tavırlarınızda ters ters bir insanla uğraşıyorsunuz yani. Bir şeylerin e, sonundan başlamışsınız desek olur. Ama şimdi e, o yüzden de sarkıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hani e, düz duramamak e, ya da ne diyelim ona aslında işte istediğinizi yapamıyor olmak burada sizin e, belki de kancanızla bağlantı Bir şey takmışsınız da bir şeyleri düzle döndürmek zorundayım. Ters giden bir şeyleri düzle döndürmek zorundayım. Göz var zaten bak görmen gerekeni de görmüyorsun. Yani aslında sanıyorum ki sizin hedefiniz şu şunun yüzünden oluyor. Aslında hedef o değil. Bak o değil diyor burası. O yüzden burada tabii ki de cevabının sizde olduğu bir hayat içerisindesiniz. Acaba bakış açınızı mı tazelemeniz, yenilemeniz gerekir? Yine burada cevaplar sizde tabii ki de. Yine bir S şey harfi belirsizliklerinizle mücadele ediyorsunuz arkadaşlar. Yani düşmanın belli ama hamlesi belli değil. Ya da işte bir, bir şey yaşıyorum ama hedef belli değil der gibisiniz. Şimdi kendinize güveninizi bir topluyorsunuz bir düşüyor bu güven. O yüzden belirsizlikler yine hakim. Yine belirsizlik, yine belirsizlik. Bak yine burada da bu bir şekil değil, bu bir şemal değil. Bunun içerisinde kendin üst üste koymuşsun konuları. Her birini aynı anda düşünüyorsun. Diyor ki bak ters bir şeyler var burada. Bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Yanlış avukatı seçtin, yanlış kişiye kızıyorsun, yanlış yerden tuttun yanlış yardımı yapıyorsun gibi bir kendinizi uyarıyor burada bilginiz olsun şimdi burada aslında güçlü bir karaktersiniz evet o kesin sırtınıza yükü almışsınız ama sırtınızda iki tane insan var fakat bu iki insan da hem belirsizlikleri hakim yani aslında diyor ki ne yapacakları belli değil niye onları aldın başkalarını mı almalıydın acaba sırtına yük olarak yani burada aslında arkadaşlar söyleyecekler belli o yüzden size e, tavsiyem şu açıkçası hayatınızın e, bir A harfi köktü veriyor ama bir tane de göz vermiş. Bildiğiniz gözlük ama maske. Birileri siz gözetleyecek. E, belki de deneniyorsunuzdur. Belki de iş yerinizde yeni başladıysanız bazı şeyler özellikle tersten veriliyordur. Bir şeyleri e, bunun bir ters olabileceğini düşünmenizi öneririm. Yani e, bir 10 günlük bir zamanımız kaldı. Temmuz da bitiyor. E, Ağustos ayında zaten müthiş bir mücadeleli sürecinizin olduğunu söylemekte burada. Şimdi bak bir insan kendi kendini düşünceleriyle hapise sokmuş. E, sen de biliyorsun diyorsun ki ya bu insanın potansiyeli bu aslında neden ki bunu yapıyor diyorsunuz. Yani burada bir kişinin e, yapabileceklerinin yapamadığından yakınıyorsunuz. Şimdi bak büyük dediğim kısım şu. Senin yüzün buraya gelmiş. Sen arkanda bir para büyük bir batık elinde ama elinde bunu tutuyorsun. Gelecekte önünde iki kişiyle konuşman lazım. Arada sıkışıp kalmışsın. Senin arkandaki dert büyük borç büyük. Ee, anlatabildim mi? Elinizde tuttuğun şey büyük. Kanıt da büyük olabilir elbette ki ama. E, karşınızdaki insan iki taneler. Hatta onlar da. Kendi aralarında ayrışıyorlar bu arada. Ağustos ayında bir ortamda, bir yüzleşme ortamında olacaksınız. Ve aslında karşınızdaki insanlar ikiye ayrılmış. Yani aslında kararsız oldukları manasında göstermiş burayı. Ve siz ağustos ayında maalesef iki olay arasında pres kalacaksınız. Pres kalmanız iki mücadelede olacağınız anlamına gelir. ki bir de alttaki kendini aslında... Ee, orada tekmiş gibi hisseden ya da asla ve asla kendini güçlü görmeyecek bir insandan bahsediyoruz. Orada siz bir de ona üzülüyorsunuz. Yani bu olayda etkilenen bir insan olabilir bu ve siz benim evladım burada işte şu kaldı bununla kaldı gibi bir e, yorum da getiriyor olabilirsiniz. Ta kendisi olabilir zaten bu durumun. Şimdi e, bu ikili var ya şuradaki ikili bak alttaki insanın kafasında e, büyüyen bir ikili aslında o kadar güçlü falan değil onlar yani. Onu söyleyebilirim. Ha Ne var? Alttaki iki tane insanın arasında olan bir anahtar çıkmış. Yani ben diyebiliyorum ki sizin mücadele edeceğiniz bir iş ya da ev konusuysa bir anahtar olduğuna göre bir açar. Ya işi açar bu ya evi açar bu. Ama sizin derdiniz, dermanınız beklediğiniz kişilerden değil de bir de hatta yalnızlıktan da yakınır gibisiniz. Çünkü aşağıdaki kalan insan tek kalmış. Şimdi e, bu Ağustos ayında netleşecek bir kere bunun netleşmesini acil ivedilikle bunu istiyorum demiştiniz zaten kendinize. Evet bir e, ne diyelim ona şey haliniz var e, netleştirmek zorundayım dediğiniz bir sürecinizin olduğunu söylüyor zaten burası. Peki ne olur biliyor musunuz? Siz Ağustos ayında bir şeyi netleştireceksiniz ya evle alakalı bana kalsa o bir huzura erdiğinizi görüyorum. Sonra enteresan bir şey. Siz Ağustos aşın da şuradaki çünkü çok net bir şekilde şey hali var arkadaşlar. Bak üç kişi daha sakin. Ayağının altında kalan biri var. Bak anahtarı bu buna vermemeyi nasıl olmuş biliyor musunuz? Belki de babanız bu uç çıkartan kardeşinize diyor ki bir dakika sen burada bir sakinleş bakalım diyor. Eli mahkum kalmış bu insanın. Umduğu gibi gitmeyecek bazı şeyleri. Yani Ağustos ayındaki ev anahtar mevzunu sizin için her neyiniz ise. Bununla alakalı olarak biliniz ki aslında o büyük olarak görünen kişi ayağını tutmuş. Ayağına basmış. Anahtarı verememiş ya da o güçü size uygulayamamış. Çünkü birileri kuyruğuna basmış o insanın. Ağustos sonu olacak bu olay ama. Yani sizin mücadeleniz iki olay tarafından ilki evle alakalı, anahtarla alakalı olan kısmı Ağustos sonunda netleşecek. Elinizdeki o büyük olanı da zamana bırakmak zorundasınız. Yani birden olacak bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Hemen e, şunu hallettim de şu da bitti e, diyemezsiniz diyor. Zamana bırakacaksın özellikle bir tanesini zamana bırakacağın kesin arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim size. Şimdi e, evet zamana bıraktığınız konunun İşle alakalı olduğunu göstermiş. Şimdi e, güzel gözyaşlarınız var aslında. Niyetleriniz, dilekleriniz güzel arkadaşlar. Siz içinizi e, ferah tutunuz diyebilirim açıkçası. Şimdi neden öyle diyorum. Sen zaten Ağustos ayında aslında e, beklediğin tüm e, soru işaretlerinin gidereceğin bir döngüye giriyorsun. E, ve bir tanesini en azından Ağustos sonunda netleştirmiş olacaksın. Anahtar senin eline gelecek. Nasıl geliyor Karşı tarafın o kadar efelenmesinin boşa çıkacağı bir süreç var. Siz e, sizin bak gördünüz mü aslında ters bakıyorsun dedik. Siz aslında belki de e, yanlış kişiyle iletişimdesiniz. Çünkü o insanı durduracak insana ulaşmanız lazım belki de. Nitekim e, siz değil de e, sizin çabanız değil de o insanı durduran farklı bir kişi oluyor kuyruğuna basan. O yüzden 15'inden sonra siz bence... En azından iki tane pres dediğimiz olayın bir tanesini çok net, temiz elde edeceksiniz. Şimdi o elinizdeki büyük olanla alakalı da bir güç anladığım kadarıyla o. Çünkü kariyer evinizde çok net bir şekilde gösterdi. Kariyer evi diyor ki burada bana. Yani bu insan kesinlikle mücadelesinin sonuçlarını alacağı güçte, iradede. Çizgin, net. Seni kimse bir... Mesela... Ee, rüşvetli seni bir şeyler yaptıramayacak bir, bir karaktersin. Sen aslında çalıştığın iş yerinde hadi bakalım mesaiyi dolduralım da maaşımı nasıl olsa her ay alıyorum. Kafanız yok. O yüzden de elinizdeki şey büyük tutuyor kimseye paylaşmıyor gibiydiniz. Arkanıza tutuyor gibiydiniz. Şu an görsel diyor ki bak iş yerindesin sen diyor. Bu iş yeriyle alakalı. Hatta bir tane insan da arkanda başını öne eğmiş e, senin arkandan geliyor ve evet, çizgin net olduğu için de el mahkum yani sana asla kimse rüşvet yediremeyeceğini bildiği için çalışmak mı gerekecek? Çağla Işarcağız demişsiniz. Çizginizi belirtmişsiniz arkadaşlar. Şimdi hanenizin ortasını rahatladığını gördüğüm için ne dedik? Zamanı bırakacağınız bir sıkıntı var dedik. İçe kapanmış bir insan var çevrenizde. O çevrenizdeki insanla alakalı olarak da şunu söylemek isterim açıkçası. Ee, onun da ihtiyacı ilacı tamamen zamandan geçiyor olacak aç tarafınızda bol bol laflar görmekteyim laflarınızın olmasının anlamı bana kalsa işte hani konuşulan bir yapı verir. Nedir bu konuşulan yapı arkadaşlar? Ee i̇şte aa bak ne kadar yakışıklı adam, ne kadar güzel kadın. Vay efendim ayrılmışlar yine barışmışlar gördün mü? Vay boşanmışlar vay vay vay. Neyse buradaki vay vay arkadaşlar. Siz tabii ki de çevrenizdeki insanları maalesef herkesin etrafında vardır. Ee, beni tanımadan benim yolu yani benim yolumdan Yürümeden beni tanıyormuş gibi yorum yapan arkadaşlara burada selam olsun. Yani siz de hayatınızda böyle bakmalısınız arkadaşlar. Bir kişi hakkında ön yargı da bulunmak çok kolay. Ben diyeyim mesela şu şudur diyeyim. Öyle o, o deyince olmuyor. O yüzden sizde konuşuluyor olduğunuzu biliyorsunuz ama sizi tanımaları için sizin yolunuzdan. Yürümüş olmaları lazım bu insanların. Konuşa dursunlar. işin özü bu. Tepkiniz var mı? Ben olmadığını. Ağustos itibariyle de hayatınızın birçok rutininizin oturuştuğunu görüyorum arkadaşlar. İş yerinde rızık kapınızın açık olduğunu görüyorum. Hanede huzurunuzu elde ettiğinizi görüyorum. İnşallah da bu güzellikler tez vakitte tabii ki de sizin olsun arkadaşlar. Hepimizin mücadelesi bambaşka. Hep diyorum zaten. Ee, ama şöyle falımın sonuna geldim bu arada e, falla ilgili ilave edeceğim yeni bir bilgi yok sonundaki sohbetleri de sadece seven arkadaşlarımın e, kaldığını biliyorum ama yeni arkadaşlarımız da her geçen gün katılıyor e, yeni enerji nefes oldunuz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar neden burada konuşmaya devam ediyorum falım bittikten sonra biz burada bayağıdır e, bir bağ kurduk ve sonuna da dinleyen arkadaşlarım oluyor. Biraz böyle meditasyon gibi geliyor ama bana da öyle geliyor gerçekten inanın. Şimdi ben tabii ki de herkesin derdinin bambaşka olduğu bir hayat içerisindeyiz. E, benimki sana, seninki bana uymamıştır. Hiçbir zamanda uymaz arkadaşlar. Zamanlar farklıdır. Benzer duygular yaşamışızdır ama aynı zamanlarda değildir. O yüzden insanoğlu senin de dert mi ya falan demeye hakkı yok arkadaşım. Yanan bir yürek varsa, bir ölçeri yoksa bu yüreğinde sen nasıl karar verebilirsin ki senin derdinin çok benim derdimin az olabildiğine? O yüzden sizler zaten öncelikle bu dünyada eşsiz varlıklarız ya bizden birer tane daha yok. Ne kadar mükemmel tekiliz yani. Kimseye izin vermeyin böyle hakkınızı yemeye. Hiç asla göz yummayınız. E, çok güçlü olduğunuzu unutmayın. Dün nelerin üstesinden geldiniz? Kendinize dünün geçmişte yaşadıklarınızı hatırlatın. Geçmişle yaşamayın. Geçmişte nasıl açtığınızı hatırlatın kendinize. O yüzden bugün birileri canınızı yakmıştır. Ama ilahi adalet evrende tecelli ediyor. Arkadaşlar sen çok uyanık olduğunu sanan çirkef, çirkin insanların senin hakkını göz göre göre yediği bir döngü yaşıyorsundur. Ama tabi ki de sana şu an çok sıkıntılar yaşatıyordur o durum. Ama ilahi adalete teslim et. Hiç dua etme. Çünkü Rabbim Gerçekten kararlıyor ve yaşattığını yaşamadan almıyor bu dünyadan. O yüzden de o kendi topuna sıkmış olsun. Sen ümitsiz olma. Bugün eyvah kapım açılmayacak, çıkmaz sokaktayım diye insan bazen maalesef e, olumsuzluğa e, işte kapılıyor. O yüzden diyorum umutsuz olmayın. Olumsuzluğa kapılmak insanda dermansızlık da yaratıyor. terkatsizlik veriyor. Direnecek e, gücün kalmıyor. Lütfen güçlü olduğunu kendine hatırlat. Bir kapı kapandıysa bir diğeri mutlaka açılacaktır. Vakti vardır. Ve bazen şer deriz de hayır gelir sonunda. Onu bize ancak yarın gösterir. Sen gönlünü ferah tut. Evrene bütün olumlu mesajlarını gönder. İlahi adalet evrende tecelli edecek. Yapanın yanına kar falan kalmayacak aslında. Yeter ki sağlığın yerinde olsun. Başta sağlık arkadaşlar. Hatırlayın neler yaptık o süreçlerde. Tekrar konuşulan bazı riskler duyuyoruz. O yüzden Rabbim gerçekten başta sağlıklı sınamasın herkese diyorum ve bugünlük benden bu kadar sağlığınıza çok dikkat edin, e, kıymetini bilin. E, yani şimdi hastane süreçlerimi biliyorsunuz. E, çok net bir kuzenim yanımızda dedi ki abla hatırl, yani bir baksana dedi şuradaki insanların dertlerini, e, bize de dedi derdimiz var sanıyoruz. Bizler şükredecek sebeplerimizi unutuyoruz varlığımızla, yaşamamızla alakalı. Kendinize bunları hatırlatın diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.